Herkese merhaba. Binlerce yıllık efsane, Anadolu Pars yaşıyor mu? Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir dere yatağında bulunan küçük bir hayvan ölüsü, nesli tükendiği düşünülen Anadolu Pars'ların hala varlığını sürdürdüğü tartışmasına yol açtı. İşte mozaiklerden minyatürlere ve son fotoğraflarının çekilişine kadar Anadolu Pars'ı. Antep'te Zeugma içinde yer alan Avrupa'nın Kaçırılışı adlı mozaikte, Anadolu Pars'ı da resmedilmiş. İzmir Hayvanat Bahçesi'ndeki Pars Zoza. Fotoğrafçı Cafer Türkmen 1946'da bu fotoğrafı nasıl çektiğini şöyle anlatıyor. Hayvan o günlerde çok hırçındı fakat bir ara geri çekildi, yattı. Ben fotoğrafı çektikten sonra biraz kalktı. İkinci kareyi çektim. Ondan sonra da kafesin yanına geldi, tel örgüye yaklaştı ama ben kaçtım. Anadolu Pars'ının arkeolojik kazılarda bulunan kemiklerinin tarihi M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzanır. Çatalhöyük şehrinde bulunan duvar kabartmalarında Parslar da resmedildiğine göre, bu ırkın hiç olmasa M.Ö. 6000 yıllarından beri Küçük Asya'da tanındığı söylenebilir. Evliya Çelebi, Kömürciyan'da Ayasofya'nın hemen yanında bulunan eski bir kilisede yabani hayvanların saklandığını anlatır. Karşımızda işte Ayasofya'yı temaşa ediyoruz. Burada kubbe pencereleri kapanmış olduğu halde bir aslanhane vardır. Vaktiyle bir kilise olan bu bina şimdi fil, tilki, kurt, çakal, ayı, aslan, timsah, pars ve kaplan gibi hayvanlarla doludur. İçeri girmek ister misiniz? Çok karanlıktır ve hayvanlar gürlemektedir. Bekçiler iri çıralar yakarlar. Bahşiş için birkaç akçe hazırla. İnci Cihan'da 19. yüzyılın başında bir kubbe ile iki yarım kubbeli olarak tarif ettiği bu binanın resmini vermiş ve içinde padişaha ait aslan, pars, kurt vesaire gibi hayvanların muhafaza edildiğini söylemiştir. Ehlileştirilen Parslar. Peki pars niçin muhafaza ediliyor? O dönemde parsların avcılıkta kullanıldığını biliyoruz. Osmanlı minyatürlerinde bu durum açıkça resmedilmiş. Ayrıca 17. yüzyılın ortalarında İbni Nasuh Paşa tarafından Yemeni adlı bir yazarın Farsça eseri Türkçe'ye çevrilerek Avcı Mehmet ünvanıyla bilinen 4. Mehmet'e takdim edilmiştir. Parsname adlı bu yazma, avda yardımcı hayvan, özel olarak da pars yetiştirme ve tedavisiyle ilgili bir kitaptır. Kitap önce İran, Yemen, Mısır, Habeşistan, Hicaz, Mağrib gibi değişik yörelerin parslarının özelliklerini aktarır. Bütün bu parslar arasında Semavi denilen ve Sincar ile Musul yöresinde bulunan bir pars türü en makbulüdür. Çünkü bunlar daha kolay ehlileştirilmekte ve avda kullanılabilmektedir. Kitaptan öğrendiğimize göre o dönemlerde 3-4 aylıkken yakalanıp eğitilen pars yavruları avda kullanılmasına kullanılmaktadır ama bunlar analarından av terbiyesi almadıklarından sahiplerine sorunlar çıkarmakta ve bu yüzden tercih edilmemektedirler. Ehlileştirilen parslar arasında en iyisi yetişkin iken tutulan dişi parslardır. Parsname uzun uzun bu parsların nasıl terbiye edileceklerini de anlatıyor. Osmanlı ordusunun delileri düşmanı korkutmak için omuzlarında pars derileri taşırlarmış. Kaplan eşittir pars. 19. yüzyılın sonlarına kadar gelelim. Anadolu parsının ilk bilimsel adı Felis Tulliana olarak 1856'da Fransız zoolog Achille Valentin Ennis'in verdiğini görürüz. Bu adı seçmesinin sebebi Roma'nın Kilikya valisi Marcus Tullius Cicero'nun M.Ö. 50-51 yıllarında Pampilla'nın kuzeyinden yakalayıp yolladığı panterlere yapılan bir göndermedir. Bu panterler büyük ihtimalle Roma'daki stadyumlarda yapılan vahşi hayvan savaşları için yakalanıyordu. Valenciennes aynı yıl araştırmacı gezgin Tıçihatçef'in İzmir'in 40 kilometre doğusunda Ninfi köyü civarında bir pars vurduğunu öğrenmiş ve parsa bu adı uygun görmüştü. Charles Danforth ve Edward Alston tarafından kaleme alınan bir makalede 20 Ocak 1880 tarihinde Osmaniye'nin Gavur Dağı'nda yakalanan yetişkin bir dişi panterin iskeletinin de British Museum'a nakledildiğini bu yazıdan öğreniyoruz. Aynı yıllara ait yerli kaynaklarda var. 1880'lerde memur olarak Dersim'de bulunan Sadi Bey, bölgeyle ilgili eski hatıralarını aktarırken şöyle diyor. Mazkirt dağlarında ayı, pah kazasında canavar,
ve Pars avcılığına giderdik. Pars gayet atik ve birkaç metre yerden sıçrayıp hücumu şiddet olduğu gibi buranın canavarları da hemen ufak kıtada bir öküz büyüklüğünde olarak ağzımda bir karış dışarı çıkan iki iri dişler ile bir vuruşta ufak fidanları dibinden sanki büyük bir ustura ile kesilmiş gibi biçer olduğundan karşılarına tesadüf etmek ve derileri gayet kalın olduğu için öyle 2-3 kurşunla bunları yere sermek müşkül idi. Sadi Bey ve arkadaşları bu avı kışın yapıyorlar. Beşer altışar avcı tümsekler üzerinde, ellerimizde tüfek, ayak üzeri hazır bulunuyoruz. Timur Ağa'nın 100 kadar silahlı sopalı Kürtleri, haylama keri dedikleri surette bağırıp çağırarak oralardan canavarları kaldırıyor, ürkütüyor. Bir takımı da izleri en yakın yere kadar, yani canavarların sığındıkları ağaçlığa kadar yakın takip ediyorlar. Sonra avcılara gösterip haber veriyorlar. Biz bu canavar ve Pars avcılığında şu Kürtlerle beraber hemen hemen 150 kişi olurduk. Burada canavar dediği dağ aslanı olabilir. Anadolu Parsı'nın hikayesini eski dergi ve gazeteleri karıştırarak okumak istediğimizde karşımıza Pars'tan çok kaplan kelimesi gelir. Aslında bu kaplan tanımların hemen hepsi Anadolu Parsı'na aittir. Bu karışıklığı gidermek için 1948 yılında Av ve Deniz dergisi sayfalarında eline kalemi alan ilk kişi sanırım Milaslı avcı Mehmet Akın'dır. Deve kelimesi tüylü ve tüysüzünü, hatta çifte hörgüçlüsünü, sığır kelimesi de nasıl ki boğa, öküz, inek, dana, düveyi yani bunların heyeti mecmuasını ifade ediyorsa, kaplan kelimesi de Asya'da yetişen tiger, panter, leopard, jaguarı temsil eder. Türkçe'de Pars dediğimiz Fransızca'da leopardır. Görülüyor ki kaplan familyası 4 nevidir ve bunların 4'ü de kaplan kelimesiyle ifade edilir. Hepsinin vücut teşekkülatı kedinin aynıdır. Bizde olanlar panter ve Pars'tır. Sahilden itibaren 40 milden içeri geçmez. Pars 2 metre 40 santimdir. Sıkleti 60-70 kilodur. Av ve Deniz dergisi editörü yazının sonuna daha bilimsel bir ek yapmaya karar vermiş. Kedi familyasının bu iki büyük nevinden sonra pumalar gelir ki bilgi dili bunlara Felis concolor adını vermiştir. Panter ise kedigillerden olmakla beraber nevi itibariyle bunlardan bambaşkadır ve adına da Felis pardus derler. Anadolu'muzun güney ve doğu kısımlarında bulunan panterler Felis pardus orientalis denilen panterlerdir. Pars avını nasıl yermiş? Milaslı Mehmet Akın, panter ve Parsların başlıca gıdasının domuzlar olduğunu söyledikten sonra ekliyor. Kamilen boğazından sıkarak öldürdüğü hayvanın evvela kanını emerek bırakır ve arazinin vaziyetine göre 10 metreden 50 metre mesafeye kadar giderek gizlenir. Maksadı, herhangi bir hayvanın gelip öldürdüğü hayvanın etini yemek istemesinden bir istifade onun da kanını emmektir. Kartal da dahil olmak üzere çok aç kalan hayvanat bunun avını yemek gafletini gösterirse derhal sıçrar, onun da kanını emdikten sonra ertesi güne ciğerlerini ve kısmen mütebakisini yer ve 3 gün müddetle katiyen leşinin başından ayrılmaz. Bir hafta kaldığı da vakidir ve avına karşı kıskançtır. Halikarnas balıkçısı ise Pars'ın bir keçi ya da koyunu bir oturuşta yediğini ama öldürdüğü boğa ise bir öğünde bitiremeyeceğini yazar. İlk önce en tatlı yerlerini yani akciğer, yürek, karaciğerler ve dalağını yer. Sonra leşi kaldırıp bir ağaca asar. Ardından çok ilginç bir bilgi daha verir. Bütün hayvanların Pars'tan korktuğunu bilen bazı deveciler deve güreşlerinde kendi develerine Pars yağı sürerler. Öteki deve Pars'ın kokusunu kapınca kuyruğunu ardına sıkıştırarak kaçar. Pars yağlı deve de güreşi kazanmış olur. Halikarnas balıkçısı Anadolu Pars'ının nasıl avlandığını ise şöyle anlatır. Bir gece bir Pars'ın geçtiğinin görüldüğü yerde 4-5 avcı pusu kurarlar. Biri müstesna hepsi güçlü ay ışığında ağaçlarda yer alırlar. Kendine pek güvenen biri yerde kalır. Tüfekler aleste Pars beklenir. Pars görünür. Yerdeki avcı ateş eder. Pars ölmez, yaralanır. Bir kıyamettir kopar. Ertesi günü köylüler merdivenlerle ağaçlarda baygın kalan avcıları indirirler. Hepsinin pantolonları yüklü bulunur. Balıkçı Gökova Körfezi'nin Mazı köyünde bu avın kamayla yapıldığını da bizlere aktarıyor.
Avcı başına kalın bir çoban kepeneği giyer. Yanına bir de uzun sivri kama alır. Köpekleri mağaraları koklar. Köpek havlarsa mağarada pars vardır. Avcı mağaraya dalar. Pars saldırır. Avcı kepenekten sıyrılıp parsı yüreğinden kamalar. Derisini satar. Deri Paris'te şık kadınlara manto olur. Pars avcılığı 50 yıl öncesine kadar sürdü. Anadolu parsının bir diğer avlanma biçimi ise kapandır. Esat Korkmaz anlatıyor. Kapan avında ağız kısmında sivriltilmiş ve uçları içeriye doğru kıvrılmış yaylı teller bulunan kafesler kullanılırdı. Kafesin içerisine özellikle çok sevdiği bir av olarak köpek konurdu. Pars telleri zorlayarak başını kafese sokar ve bu sırada sivri tellerin uçları kulak diplerine, çenesinin gerisine ve ensesine batardı. Hayvan ya çırpına çırpına ölür ya da avcı tarafından silahla vurulurdu. Pars postunun iyi para getirmesi, avcılığının da yakın dönemlere kadar sürmesine sebep oldu. Zaten uzun sürede yasak filan yoktu. 1936 yılında yapılan avcılık kanun teklifinde, her vakit avlanabilir hayvanlar arasında kurt, ayı, çakal, yaban domuzu ve sırtlanın yanı sıra pars da anılmaktaydı. 1957 yılında ise İzmir Vilayeti Av Komisyonu'nun İzmir bölgesinde pars ve kaplan avını yasak ettiğini görüyoruz. Ama bunun gerekçesi mahsullere zarar veren domuzların çok artması ve bunları avlayan tek hayvanın da parslar olmasıydı. Domuz sayısı makul hale gelince yasak kalktı. Parsların peşine bu kadar düşülmesinin temel sebebi postunun para etmesinden çok, çünkü o dönemde o kadar da yüksek bir meblağ değildi. Pars'ın evcil besi hayvanlarına verdiği zararla ilgiliydi. Eski bir avcı bunu şöyle anlatır. Kim ki bir kaplan avlarsa derisini köy köy halka gösterir, o avcıya 1-2 kilo zeytinyağı verilirdi. Öyle avcıya ödül verilmez mi? Sığırlarını, koyunlarını, keçilerini yok eden kaplanı öldürene. Cumhuriyet dönemi gazetelerini karıştırdığımızda Pars avcılığının İzmir yöresinden Milas'a, oradan daha da güneydeki bölgelere kadar uzandığını görüyoruz. 1936 yılında ise Avcılık dergisinde yer alan bir makalede Kastamonu ili Cide ve Daday ilçelerinde Giresun, Erzincan ve Erzurum'da 350 adetten fazla pars bulunduğu yazıyor. İzmir Fuarı Hayvanat Bahçesi'nin meşhur parsı Zoza. İzmir'in bir dönemler ünlü olan parsı Zoza'nın hikayesi şöyle. 1943 yılındaki fuarda çok küçük boyda bir İzmir rehberinde fuar hayvanat bahçesine getirilen kaplanla, elbette ki bu kaplan bir Anadolu parsıdır, şu bilgiler yer alır. Urla kazasının Kızılbahçe, şimdi Güzelbahçe nahiyesinde oturan 16 yaşında bir keçi çobanı, geçen sene dağda otlayan keçilerini akşam üzeri köyüne götürürken sarp bir dağın eteğinde bir in görmüş ve merak edip bunun içine bakmıştır. Orada bir çift parlak ve kızıl göz görmüş, sokularak kaplan yavrusunu yakalamış, fakat o zamana kadar hiç görmediği bu hayvanı iyi cins bir köpek yavrusu sanmıştır. Küçük çobanın köye getirdiği bu yavru, o gece köy halkını telaşa düşüren bir kaplanın köy içine kadar inmesine ve acı kükreyişlerine ve birkaç hayvanın parçalanmasına sebep olmuş. Ertesi gün İzmir'de getirilen kaplan yavrusu değer fiyatta satın alınmış ve o zamandan beri de süt, kuş ve daha sonralarda taze etle büyütülmüştür. Şimdi hususi pavyonu içinde bile bu emsalsiz güzellikte, fakat tehlikeli hayvan alakanızı çekecek ve size heyecan verecektir. Konunun biraz daha ayrıntılarına inersek, yakalanan yavru parsın önce İzmirli tanınmış avcılardan Murat Türkmenoğlu'na satıldığını, onun tarafından 9 ay beslenen bu parsın da büyüyünce İzmir Hayvanat Bahçesi'ne armağan edildiğini öğreniriz. Zoza adlı bu parsın fotoğrafı ise Cafer Türkmen tarafından çekilmiştir. 1952 yılında ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı köyünden Mehmet Karabulat tarafından Dilek Yarımadası 40 basamak mevkiinde kapanla yakalanan bir pars Ankara Hayvanat Bahçesi'ne satıldı. Efe adı verilen pars burada 6 yıl yaşadıktan sonra öldü. Bu parsa ait tahnit edilmiş beden Diyarbakır Anajet üssünde bulunmaktadır. Mantolu Hasan 1930-50 yılları arasında 50 pars öldürdü. Anadolu parsların soyunu kurutanların başında Mantolu Hasan gelir. Tam adı Hasan Beli olan bu zat Milas'ta doğmuş, daha sonra Selçuk'ta Şirince köyünde yaşamıştır. Hasan Bey çevresinde iyi bir avcı olarak tanınırmış. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Mantolu Hasan
Herkes bağda, bahçede, tarlada çalışırken bu konuda da becerikli olduğundan dağlarda tilki, çakal ve domuz avlayarak bunları belevili ve torbalı tüccarlara satarak geçimini sağlıyormuş. Ama esas ünü Pars avcılığıyla ilgili. Çünkü o dönemin tanıklarına göre hiçbir avcı Anadolu Pars'ının nesline Mantolu Hasan'ın verdiği kadar zarar vermemiş. 1930-1950 yıllarında Doktor Hans Kummerlöwe'nin Türkiye'nin memeli hayvanlar araştırmasına göre 50 parsı öldürmüş. Mantolu Hasan vurmuş olduğu Anadolu Pars'ının derilerini yüzüp postlarını omzuna dolayarak elinde tüfekle poz verdiğinden yöre halkı tarafından Mantolu Hasan olarak adlandırılmış. Pars postu iyi para getirdiğinden Hasan gerek tüfeğiyle vurarak gerekse kurduğu kapanlar yoluyla durmaksızın Pars avlamış. Bu katliam ancak devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kendisine bir çifte kırma verip bir daha Pars vurmama sözü almasıyla son bulmuş. Zaman içerisinde Belevi tüccarlarındaki biriken parasını alamayan Mantolu Hasan maddi sıkıntı içine düşmüş ve bir çiftlik evinde bekçi olarak çalışmaya başlamış. Çiftliğin sahibi de oğlu askerde olan eşini kaybetmiş bir kadınmış. Kadın yalnızlıktan korktuğu için Mantolu Hasan'a evlenmek teklif etmiş. Mantolu Hasan bu teklifi reddetmiş ve yemeğine zehir koyabilir düşüncesiyle korkarak işi bırakmış ve Selçuk'a yerleşmiş. Selçuk'taki hayatı sefalet içinde geçmiş ve fakir bir şekilde ölmüş. Son Anadolu Pars'ı ne zaman vuruldu? Gazetelere son Anadolu Pars'ı vurulduğu haberi 1974 yılında düşer. Ankara'nın Beypazarı ilçesinin 10 kilometre kadar batısında bulunan Boğazlı köyünde Havva Köksal adlı kadına saldırıp kolunu iki yerden kıran Pars, köy bekçisi Ahmet Çalışkan tarafından vurulur. Benekli adı verilen bu Pars tahnit edilir ve Ankara MTA Tabiat Tarihi Müzesi'ne konularak sergilenir. Benekli'nin son Anadolu Pars'ı ilan edilmesinden sonraki yıllarda da birçok yerde Pars görüldüğüne ilişkin haberler çıkmaya başlar. Mesela 1974 ve 75 yıllarında Adana'nın Söğüt bölgesinde bir Pars görüldüğü bilgisi alınır. 1976 yılında Türkiye'ye gelen İsviçreli doğa uzmanı Dr. Markus Borner de Anadolu Pars'ının yaşama alanının Batı Anadolu ve Doğu Karadeniz olduğunu, bunların sayılarının 5-10 tane kadar olabileceğini söyler. 1975 yılında Hans Kummerlöwe yaptığı araştırmada resmi kaynaklardan aldığı bilgiye göre İzmir yöresinde 5-7, diğer Batı Anadolu bölgelerinde 2-4, Batı ve Orta Toroslar'da 3-5, Doğu Anadolu'da Hakkari, Kars civarında 5-7, toplam olarak da 15-23 Pars'ın bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu araştırmadan sonra Doğu Karadeniz'de de Pars izlerine rastlanır. Sağdan Başkaya ve Ertuğrul Bilgili'nin hazırladıkları bir raporda 1993-2002 yılları arasında Doğu Karadeniz dağlarında 46 bölgede Anadolu Pars'ının ya da ayak izlerinin görüldüğü belirtilir. Başkaya bir röportajda bunu şöyle anlatıyor. 2000 ve 2001 yıllarında Kaçkar Dağları Pokut Yaylası yöresinde Pars'ın ayak izlerine rastlanmış ve birkaç saniyelik filmi çekilmiştir. Başkaya'ya göre Pars'ın görüldüğü bölgeler Erzincan Kemah ve Kığ Dağları, Van Özalp ilçesi, Kars Karakale Köyü, Ağrı Dağı ve Erzurum'dur. Öte yandan 2007 yılında gazetelere yansıyan haberlere göre bir Anadolu Pars'ına Bolu Dağları'nda rastlanır. Ama bulunan bir yavru Pars ölüsüdür. Haberler en az iki yavru ve muhtemelen ana babalar yaşıyor diye eklemektedir. 2013 yılında ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Solmaz köyünün kırsalında hayvanlarını otlatan Kasım Kaplan arkadan üzerine atlayan bir leoparın saldırısına uğrar. Boğuşma sırasında Mahmut Kaplan av tüfeğiyle ateş ederek leoparı öldürür. Öldürülen hayvanın DNA'sı TÜBİTAK tarafından incelenir ve bunun Anadolu Parsı olmadığı İran leoparı olduğu söylenir. 2015 yılının Temmuz ayında ise bu kez Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir dere yatağında bulunan küçük bir hayvan ölüsü Anadolu Parsı'nın hala yaşadığını düşündürdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsünmez, hayvanın cinsi ve yaşı ile ilgili kesin bilgilerin alınan örneklerin yapılacak DNA testinden sonra ortaya çıkacağını belirterek şöyle diyordu. Hayvan ölüsünü aldırdık ve incelemek üzere Malatya Bölge Müdürlüğümüze göndereceğiz. Yaklaşık 3-4 ay önce karşıya geçerken suya kapılarak boğulan hayvanın Anadolu Parsı olduğunu düşünüyoruz.
Muhtemelen bir Anadolu parsı yavrularıyla sudan karşıya geçerken bu yavru suya kapılarak boğulmuş. Uzun süre soğuk suyun içinde kaldığı için çok fazla bozulmamış. Ancak artık çürüme ve kokma başlamış. Biz Anadolu parsının bölgede var olduğunu birçok vatandaştan ve köylüden duyuyorduk. Şimdi bu ölü üzerinde yapılacak çalışmalardan sonra gerçek daha da netleşecek diyor. İzmir Kemalpaşa'da bulunan mozaikte Anadolu parsı. Osmanlı ordusunda Akıncı olarak bulunan deliler üstlerine Pars kürkü giyerlerdi. Nakkaş Osman'ın hünernamesinde Yavuz Sultan Selim Kaplan yani Anadolu Pars'ı avında. Hasan Adil Yüksel ve gardiyan arkadaşlarının 1960'larda birlikte poz verdikleri Pars postu bugün Ula Avcılar Kulübü'nde asılı duruyor. Avcılar vurdukları leoparı bir sıra geçirerek poz vermiş. 22 Ocak 1974 tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki haber. 2013 yılında Diyarbakır'da öldürülen leopar TÜBİTAK'ta incelemede. Anadolu Parsı ile aynı aileden İran Parsı. 23 Şubat 1967 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde Bolu Dağı'nda vurulan son parslardan biri. Yeni videoda görüşmek üzere.